Sayın seyirciler, anımsayacağınız gibi daha önceki programlarımızda kırsal kesimde başarıya ulaşmış kooperatiflerden Uyuz Hamam ve Gölyazı Köyü kooperatiflerini tanıtmıştık. Bu programımızda da Çandır Kalkınma Kooperatifini tanıtacağız. Çandır, Bozok Yaylası'nın Kayseri'ye doğru uzanan bölümü üstünde, Kızılırmak'ın kollarını oluşturan iki büyükçe derenin birleştiği yerde kurulmuş. Günümüzde 6000 nüfuslu bir bucak olan Çandır, Yozgat iline bağlı olmakla birlikte tüm sosyal ve ekonomik ilişkileriyle Kayseri'ye dönüktür. Akan dereleri, bağları, bahçeleriyle şipşirin bir Anadolu kasabasıdır Çandır. Ama bu cennet köşede yaşayan insanlar, yıllar boyu yaşamlarını çeşitli sorunlarla iç içe sürdürüp gelmişlerdir. Çilesin çeker dururum, bu çilem zarfı gitse olmaz. Yurdumdan göçüp gitmeyi, ölenece ilgarını çekmeyi, karın dokluğuna ömür sökmeyi, bacalarda duman tütse olmaz mı? Bacalarda duman tütse olmaz mı? Ekerim tarlamı, dökerim teri, atam terk eylemiş bana bu yeri. Size nasihatım, kalmayın geri. Herkes ileriye gitse olmaz mı? Herkes ileri gitse olmaz mı? Ozan'ın dediği gibi, kim ister doğduğu yerden el kapılarına, boğaz topluğuna çalışmaya gitmeyi? Kim istemez köylerinde bacaların tüttüğünü görmeyi? Ama Çandır'da olduğu gibi pek de kolay olmuyor bacaların tüttüğünü görmek. Eskiden beri Çandır halkının büyük çoğunluğu tarımla uğraşır. Ancak son yıllarda nüfusun artması, gerekli modern tarım tekniğinin kullanılamayışı tarlaları yetersiz hale getirdi. Bu nedenle Çandırlılar geçimlerini dışarıdan aramak zorunda kaldılar.
Bazıları yurt dışına gitti, bazıları büyük kentlere göç etti. Çoğunluğu ise güneyin narenciye bahçelerine, pamuk tarlalarına taşındı. Bu yüzden köyde oturan traktör sahibi 3-5 kişi ya yarıcı ya da kirayla tarlaların büyük bölümünü işler duruma geldi. Güç koşullar altında sürdürdükleri bu tür yaşamdan kurtulmak için bir çıkış yolu gerekliydi onlara. Bu yol ne olabilirdi? Ya 3-5 zengin paralarını ortaya koyup ürünlerini değerlendirecek ve kendilerine iş olanağı sağlayacak bir fabrika kuracak ya da devlet ellerinden tutacak. O yıllarda bu işi yapabilecek zengin yoktu Çandır'da. Devletin olanakları da sınırlıydı. Bu durumda ne yapabilirlerdi? Tek çıkar yol, kendilerinin bir araya gelmeleriydi ve öyle oldu. Yurt dışındaki işçilerin de desteğiyle bir birlik olma düşüncesinde birleştiler. Meyveciliğimiz var, çok elma diktik ve bağcılığımız var. Bunların ay çekirdeği ve daha başka ürünler ekiyoruz. Bunların hepsinin değerlenmesi bakımından bir kooperatifin kurulmasına arkadaşlar arasında karar verdik ve 21 kişi olarak ilk kurucu kuruluşunu yaptık. Çiftçilikte arazimizin çok kısa olduğu için bütün köy halkımızın bir kooperatif kurma teşebbüsüne geçerek kooperatifi kurduk. Çandır Kalkınma Kooperatifi olarak ve çiftçilerimiz mahsullarını değerlendirecek hiçbir pazar yoktur çevremizde. Ancak kooperatifle kalkışacağımızı anladığımız için bir kooperatif kurmak yönüne geçmiş durumdayız. Avrupa'da ben işçiyken Çandır nahiyesinde bir kooperatifin kurulduğunu duydum. Ve aradan kısa bir müddet geçtikten sonra bugün başkanı bulunan Hadi İlbaş yanında bir heyetle Almanya'ya geldiler. Ve fabrikanın kuruluş amaçlarını bana ve çevremdeki arkadaşlarıma anlattılar. Amaçlarının fakir halkın ürünlerinin değerlendirilmesi ve bu şekilde daha sonunda bir fabrika şekline gidileceğini anlattıkları için ve arkadaşlarım arasında bu fabrikaya üye olmayı kabullendim. Hatta temsilciliğini bile de aldım. Kooperatifin başkanı gelerek bizi Türk cemiyetine topladı. Türk cemiyetine toplanan en az 300 kişi idik. Bu cemiyette beni temsilci olarak seçti. Çevremizin, köy ve nahiyemizin arkadaşlarım, işçi arkadaşlarım beni seçtiler. Bu cemiyete beni mahpus teslim ettiler. Bu mahpusları alarak arkadaşlarıma 300-500 bin kendisinin bünyesine göre mahpus kestim. Arkadaşlar dedik, yurda döndüğümüz zaman ne yapacağız? Avrupalılar kooperatifleşerek kalkınmışlardır. Görüyoruz, gözlerimiz şahit. Çalıştığımız fabrikalar bütün kooperatiflerle kalkınmışlardır, kooperatif yönüyle. Biz de Türkiye'mize, bu nahiyemize kooperatif yoluyla bir fabrika kurarım. Bu döndüğümüz zaman çocuklarımız, gelen nesilimiz bu kooperatifte çalışsınlar. Kooperatif demek halka hizmet eden bir kuruluş demek. 1965 yılında 23 kişiyle kurulan kooperatifin üye sayısı yurt dışındaki işçilerin de katılmasıyla 1966 sonlarında 1000 kişiye ulaştı. Üye sayısının kısa bir sürede böyle hızlı artması kooperatifi maddi yönden de güçlendirdi. Artık bir proje uygulamasına geçmek için yeterli para toplanmış durumdaydı. Bu proje ne olmalıydı? Uzun araştırmalardan sonra kooperatifimiz için uygun bir proje seçimini de karar kıldık. Bu projenin seçilmesinde özellikle bölge halkının geçimlerini bugünkü durumda tarımla geçimlerini sağlayamadıklarını dikkate alarak onları toprağa bağlı göçleri önleyecek biçimde kararlaştırmaya çalıştık. Bu özellikle mevsimlik işler için Adana'ya ve başka bölgelere gidişlerini ve 1964 yılından sonra da yurt dışına gidişlerini dikkate alarak köylülerimizi, bölge köylülerini karınlarını doyurmaktan uzak olan bugünkü
tarım ürünlerinin dışında bir sanayi ürünü getirdiğimiz takdirde bağlayabilir miyiz düşüncesiyle hareket ettik ve bir ayçiçeği projesinde karar kıldık. Ayçiçeği projesini bölge halkının ekonomik varlığına bir katkıda bulunmak amacıyla getirirken ikinci bir amaç daha gidiyorduk. Bu da Türkiye'de uzun yıllardır bir yağ açığı vardı ve bu yağ açığını dışarıdan yağ ithal etmek suretiyle kapatılıyordu. Son yıllarda sanırım bu yağ açığı 150 bin tona kadar yükseldi. Oysa Türkiye'de bu yağ açığını kapamak olanağı vardı. Ayçiçeği ancak Trakya ve Marmara bölgesinde ekiliyordu. Oralarda ekim yönünden doyuk hale gelmişti. O halde ayçiçeği ekimini Türkiye'nin başka yönlerine, yörelerine kaydırmak gerekiyordu. Tarım Bakanlığı'yla geniş bir işbirliği yaparak ne yapabiliriz diye düşündük. Onlar bizim ayçiçeği projemizin çok yerinde olduğunu söylediler ve kendileri de Marmara ve Trakya bölgesinin dışında özellikle başlangıçta Orta Anadolu'ya ayçiçeği ekimini kaydırmak istiyorlardı ve bizim projemizin çok yerinde olduğunu tespit ettiler ve bunun için de Orta Anadolu'da ayçiçeği yetişebileceğine dair bir rapor da verdiler. Ondan sonradır ki biz projemizi, fizibilite raporumuzu hazırlattık ve Devlet Planlama Teşkilatı'na verdik. İki amaç güttüğümüzü söyledik. Özellikle bölge halkının çeşitli mevsimlerde göçlerini, yurt dışına göçlerini önlemeyi tasarladığımız gibi Türkiye'de kendilerinin de iyi bildiği biçimde bir yağ açığı olduğunu ve buna katkıda bulunmak istediğimizi belirttik. Ayrıca yurt dışındaki işçilerimizden geniş çapta katılmalar olduğundan ötürü büyük çapta da döviz getireceğimizi, hatta makinanın, fabrikanın tüm makinalarını yurt dışından getireceğimiz dövizle sağlayacağımızı belirttik. Bizi ilgiyle dinlediler ve dikkate alacaklarını, kısa zamanda bir sonuca bağlayacaklarını anlattılar. Biz o heyecanla, o şekle projemizi uygulamaya başladık. Ama bir süre sonra Devlet Planlama Teşkilatı'ndan bizi son derece şaşırtan bir sonuç çıktı. Bugün projeyi uyguladığımız bölgede, Orta Anadolu'da, ayçiçeğinin yetişmeyeceğini ileri sürerek projemizi reddetmişlerdi. Bu bizi büyük hayal kırıklığına uğrattı. Ama ben arkadaşlarımı toplayarak, kooperatif ortaklarını toplayarak bunun bizi bağlayıcı bir nitelik taşımadığını, projemizi uygulayacağımızı söyledim. Ve uygulamaya başladık. Binalarımız tamamlandı ama makinelerin yurda girişinde önemli bir kritik nokta ortaya çıktı. Çünkü bu bölge geri kalmış bir bölge olduğu için devlet geri kalmış bölgedeki yatırımlar için vergi muafiyeti uyguluyordu. Biz de bundan yararlanmayı amaçlamıştık zaten projemizi Devlet Planlama Teşkilatı'na verirken. Böyle bir devlet planlamadan teşvik belgesi almadan onların makinelerin ithali bize büyük çapta vergi yükü getirecekti. O nedenle o zamanki hükümete başvurarak durumu anlattık ve onlar durumumuzu anlayışla karşıladılar. Çok kısa sürede projemizi tasdik etmek suretiyle gümrük muafiyetini sağladılar. Projelerin hazırlandığı sırada 1970 yılının bir ilkbahar günü bazı binaların temeli atıldı. Bir bayram vardı o gün Çandır'da. Kendini buluşun bayramıydı bu. Aynı yıl içinde bir yandan yapımlar devam ederken, bir yandan da dışarıdan alınması gerekli makineler için birçok Avrupa ülkesiyle ilişki kuruldu. 1972 yılı Çandır Kalkınma Kooperatifi için tam bir başarı yılı oldu. İlgili bankadan 11 milyon liralık kredi çıktı. Yapılar birer birer tamamlanırken, yurt dışında ve yurt içinde hazırlanan makineler Çandır'a gelmeye başladı. Bu arada tüm başarıları izleyen, etkileyen güçlükler oluyordu. Geri kalmış bir yörede, özellikle altyapı hizmetlerinin götürülmediği bir bölgede bir sanayi tesisi kurmanın ne kadar güç olacağını daha önceden biliyordum. Ama projemizi uygulamaya başladığımız zaman bu beklediğim, tasarladığım güçlüklerin çok ötesinde umulmadık öyle güçlükler çıktı ki bazen biz umutsuzluğa dahi düşer durumlara geldik. Örneğin inşaat döneminde
burasını bir müteahhite verdiğimiz zaman müteahhit seçiminde de hayli büyük güçlüklerle karşılaştık. Müteahhitler inşaata girdiler. Çoğu bölgeyi gördüğü, su durumunu gördüğü, o zaman su da gelmemişti buraya. Biz suyu çünkü 5 kilometre uzaktan inşaat bitiminden sonra veya inşaatın bitimiyle birlikte getirdik. Müteahhitleri korkutan bunun dışında başka hususlar da vardı. Bu bölgede kalifiye işçi bulamıyorlardı. İşçilerin hemen hemen büyük bölümünü dışarıdan getirmek durumundaydılar. Büyük kentlerde çalışan işçiler buraya geldikleri zaman orada aldıkları ücretlerin iki misli ücret istiyorlardı. Müteahhitler kalifiye olmayan işçiler getirdiler ve inşaatın istenilen biçimde yapılmasına etki yapıyordu. O nedenle de sık sık aramızda ihtilaf çıkıyordu. Bazı zamanlarda da biz devreye girmek suretiyle kendimiz müteahhitin bulması gerektiği işçileri biz getirip buluyor, kendilerine temin ediyorduk. Onun dışında inşaat bittiği hemen hemen bitmek üzereyken yurt dışından makinalarımız geldi. Ve biz bunu büyük bir sevinç içinde bayramla, hatta Çandır halkı çok aşağı yukarı bu mevsimdi. Sıfırın altında 15 dereceydi. Biz makineleri büyük konvoylar halinde getiriyorduk. Çandır halkı duymuştu. Bizi 27 kilometre uzakta Boğazlayan'da karşıladılar. Akşam üzeri olmasına, çok soğuk olmasına rağmen motorlarla, arabalarla, kamyonlarla bizi orada karşıladılar ve buraya kadar makinaları getirdiler. Çandır'a girişimizde de bir bayram sevinci vardı. Yapım sırasında ortaya çıkan güçlükler, makinaların binalara yerleştirilmesinde de devam etti. Büyük taşıyıcılarla Çandır'a gelen makinaların indirilmesi, yerlerine taşınması, montajının yapılması, vinç gibi ağır yük kaldıran araçları gerektirmekteydi. Oysa vinci yoktu kooperatifin. Çandırlılar kendi buldukları yöntemlerle el emeğiyle yaptılar bu işleri. Güçlüklerin üstesinden gelen Çandır halkı 1975 yılı başlarında fabrikalarını ham yağ üretecek düzeye getirdiler. Ama bu kez de karşılarına ham madde sorunu çıktı. Çünkü Orta Anadolu'da yağlık ayçiçeği ekimi yerleşmemişti. Bu nedenle ham maddeyi başka yerlerden arayıp bulmak zorunda kaldılar. Üretimi etkileyen başka bir faktör de yeterli teknik eleman kadrosunun kurulamamasıydı. Çandır, Orta Anadolu'nun ortasında bir köydü. Kentlerde yaşamlarını sürdürenler için bir mahrumiyet bölgesiydi. Bu yüzden buraya gelmek istemiyordu teknik elemanlar. Üretimi yavaşlatan başka bir neden de teknik güçlüklerdi sayın seyirciler. Öteki sorunlarla birlikte bu güçlükler günümüzde de devam ediyor. Ben Bakım ve Yardımcı İşletmeler Baş Mühendisi İzzet Uzun. İşletmemizin karşılaştığı teknik güçlüklerin başında, işletmemizin kurulmuş olduğu Çandır Bucağı'nın sanayi kesimine uzak olması geliyor. Örneğin bir parça temini veya tamiri gerektiğinde bir elemanı görevlendirip Kayseri'ye gönderiyoruz. Bu parça bazen istenilen nitelikte olmuyor. Dolayısıyla aynı elemanı tekrar Kayseri'ye gönderip yeniden düzelttirip getirtiyoruz. Bazen de aradığımız parçalar Kayseri'de de bulunmayabiliyor. Bu suretle İstanbul'a kadar eleman göndermek gereğini hissediyoruz. Bu da tabii işletmemiz açısından büyük zaman kaybına, maddi külfetlere ve işletmenin kısmen, hatta bazı hallerde tamamen durmasına sebep oluyor. Örneğin bir brülör pompamız bozulmuştu. Bunu Kayseri'de bulmak imkanı olmadı. Elemanı İstanbul'a gönderdik. 3 gün bütün işletme faaliyetini durdurmak zorunda kaldı. İşletmemizin kendi bünyesinde bir atölye bulunsa, ki bu şarttır, birçok zorluğun üstesinden kendi imkanlarımızla gelebileceğiz. Bir de işletmemizde jeneratörümüz yok. Bu jeneratörün olmayışı, sık sık ve düzensiz meydana gelen elektrik kesilmelerin
neticesinde işletmenin çalışmasının aksamasına büyük ölçüde sebep oluyor. Bazı soğuk günlerde tüm işletmenin tesisteki boruların donma ihtimali mevcut oluyor ki bu da gayet tabii büyük ölçüde zarar işletmemiz açısından. Tüm güçlüklere karşın bugün çandırda bir baca tütüyor, makineler harıl harıl çalışıp duruyor. Günlük yaşamını zor sağlayabilen insanların eseri bu. Başlangıçta 23 kişi olan kooperatifin üye sayısı bugün 3000 kişiye yükselmiş. 6000 nüfuslu bir kasabada bu kadar insanı bir araya getiren, bir inanç çatısı altında toplayan, yaşam kavgasını daha iyi sürdürme düşüncesinden başka bir şey değil. Şimdiye kadar geçmişlerim ve ben de aynı çiftçilikte uğraştım. Bütün kazanmış olduğumuz tarım ürünlerinin hiçbir değerini alın teri olarak elde edemedik. Ve sefilliği şimdiye kadar toplum olarak üzerimizden kaldıramadık. Çünkü pazar bulamıyorduk. Bulsak da bizim alın terlerimizi istediğim yerde değerlendiremedim. Şimdi ise bölge halkının birleşerek kurmuş olduğu kooperatifin ayçiçeği yağ fabrikasında yeni başlamış olduğumuz yağlı tohum ayçiçeğini tarımcı olarak üretmeye başladık. Bununsa şimdi ayağımızda olması fabrikanın, devletin vermiş olduğu taban fiyatın altına düşmeden bizim ürünlerimizi aynı seviyede alarak emeklerimizi kendi kurduğumuz fabrikamızın ayçiçeği satımını burada değerlendiriyoruz. Bundan evvelki zamanlarda birçok arkadaşlarımız burada havaslanırdı besicilik yapmaya. Nitekim bu kuspe bakımından mahalle mal olduğu için ücretlerini korkmuyordu. Onun için bu fabrikanın buraya kuruluşundan bu yana bu kuspe bakımından çok bir arkadaşlar faydalanıyor. Çalıştık ve kontrol eder gibisine çavuş gibi orada kendimi oraya adadım ve maksatımız nedir idi? O fabrikanın bacasının tütmesiydi. Ve tütüttük, müşteriyim yani. Yalnız bana faydası olmamışsa diğer çocuklarımıza, köylüye, vatandaşlarımıza, diğer etraftaki olan çiftçilerimize tarlasını ekecek, ayçiçeği yetiştirecek, çoruna çocuğuna bütün iş bulacak. Kuspe bakımından efendim malcılıkta herhangi bir getireceğimiz Boğaziyan veya Kayseri'den aldığım fiyattan ben bir ton kuspe aldım. Bir ton kuspenin 1200 lira menfaatim oldu. Kooperatifimizde bugün 100 tane fakir aile barınıyor. 100 aile beşer nüfustan 500 tane nüfusu barınıyor efendim burada. Fakirdim. Fakirlik nedeniyle turist olarak Hollanda'ya gittim. Orada zor güç iş buldum ve işçi oldum. Mehmet Ali İlbaş geldi, bize durumu anlattı. Köylü olarak bir kuruluş yapıyoruz. Çandır Kalkınma Kooperatifi Ayçiçek Yağ Fabrikası diye. Biz bu kuruluşa katkıda bulunduk. İlk ortaklarından biri olan ben Elvan Çakmağım. Şimdi ise fakirlik nedeniyle biraz düzeldik. Ve yurda dönüş yaptığımızda bu yağ fabrikası, Nebati Yağ Fabrikası Çandır Kalkınma Kooperatifi'nde çalışmaktayım. Çandır Kalkınma Kooperatifi hedef olarak saptadıkları yaklaşık 125 bin dönüm ayçiçeği ekimini ve buradan 12.500 ton ayçiçeği işleme amaçlarını gerçekleştirmişler. Önümüzdeki dönemde çalışmalarını yoğunlaştırarak yatırım tutarını 60 milyon liraya çıkarmayı ve 50 bin ton ayçiçeği işlemeyi düşünüyorlar. Tüm güçlükleri yenerek bu amaçlarına ulaşacaklarını belirten Çandır Kalkınma Kooperatifi yetkililerine biz de çalışmalarında başarılar diliyor ve sözü ozanımız Ali Kılıçoğlu'na bırakıyoruz.
Çok severim köylülerin işini, vay vay. Karıştırır toprağını taşını dost dost. Tahta kaşık ile yener aşımı, vay vay. Çalışkandır bizim evde köylüler, vay vay. Köylüler, vay vay. Köylüler, vay vay. Köylüler doyaz. Çalışkandır bizim evde köylüler, vay vay. Köylüler, vay vay. Köylüler, vay vay. Köylüler doyaz. Bahar aylarında ağaç dikenler dost dost. Ho babam diyerek ekin ekenler, vay vay. Köyden şehirlere buğday çekenler dost dost. Çalışkandır bizim evde köylüler, vay vay. Köylüler, vay vay. Köylüler, vay vay. Köylüler doyuyor. Çalışkandır bizim evde köylüler, vay vay. Köylüler, vay vay. Köylüler, vay vay. Köylüler doyuyor. Kamyon almış kimi traktör dost dost. El ele vererek kooperatif kur, vay vay. Bütün köylülere sözlerim budur dost dost. Çalışkandır bizim evde köylüler, vay vay. Köylüler, vay vay. Köylüler, vay vay. Köylüler doyuyor. Çalışkandır bizim evde köylüler, vay vay. Köylüler, vay vay. Köylüler, vay vay. Köylüler doyuyor.